Hobi severler. Evet, en son düş kapanı yaptık. Pullu abiye çanta yaptık. Düşen yapraklar, duvar dekorları yaptık. Bir sürü çalışmalarımız oldu. Şimdi sırada nazar boncuğu çantam var. Bunun için penye ip kullanıyorum. İnce bir penye genişlik olarak. Bunlar biliyorsunuz çok değişiklik gösterebiliyor. Çok kalın tavsiye etmiyorum. Çantada çok ağır olur. Instagram'da Bay Hanım Eli ve Facebook'ta Hobi Mühendisi isimli sayfalarımda yayınladığım yazlık modellerde nazar boncuğu çanta var. Arkadaşım rica etti. Ona örüyorum. Ayrıca onun pareoları ve yazlık kıyafetleri de var. Albüm açıklama kısmından tıklayarak görebilirsiniz. Şu büyüklükte bir göbek öreceğiz. Makaron çanta yönteminde gösterdiğim gibi yine sihirli halka dediğimiz şekilde şöyle 2 defa ipi doluyoruz. Ortasından geçirdik. İpimizi aldık. Çanta 2 yuvarlaktan oluşacağı için zamanlı olarak örerseniz sizin kolayınıza olur. Çok kalın olmaması için sık iğne tercih etmeyeceğim. Öncelikle 2 zincirle yukarıya çıktım ve altın otığım var. 10 adet ikili trabzan örüyorum. Bu ipe 10 adet uygun düştü. Çekiyorum göbek kısmını. Bunu artık hanımlarımız biliyor. İpi birleştirdiğim noktada şunu çıkartıyorum. Şuradan alıyorum. Tekrar bunu önden takıyorum. Muntazam görüntü olması için. Ve arkadan çekiyorum. Şu ip altında kalabilir çekerken. Ve çektim. İki adet zincir çekiyorum tekrar. İpimi alıyorum. Şimdi her bir trabzana 2 adet trabzan yapacağız. Yalnız penye ipte tazam olması açısından bir püf vereceğim. Trabzanın şu şekilde ortasından ikisini birlikte alarak değil de sadece şu arkasındaki ilmeğini alarak yapacağız. Penye ip bu şekilde muntazam oluyor. Şu anda salonuma 3 metre civarında bir halı örüyorum yazlık. Orada da bunu tekrar teyit ettim ve yaşadım. Hem hasır görüntüsü oluyor hem daha düzgün duruyor yuvarlak örgü. Bu çok önemli bir püf noktası size. Her bir trabzanın arkasındaki ilmeğe 2 tane alacağız. Şimdi şu ilmeğe 2 defa aynı yere yaparsam delik oluşur. Bu yerdeki halıda çok sorun olmayabilir ama örgünün muntazamlığı, görüntüsü ve çantanın veya paspasında delikli olmaması adına şu arttırma işlemini şu aradan, şuradan değil de şu ara var, bakın şuradaki ilmek var, şuradan arkaya doğru geçirerek aldım. O zaman burası kapanıyor ve muntazam duruyor. Bu da ikinci püf noktası, işinize çok yarayacak. Bakın tekrar gösteriyorum, alıyorum, arttırma işleminde şuradan geçiriyorum ve muntazam. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. 20 adet ilmeğimiz olacak. Oynatma listelerimde pek çok projem mevcut. Her türden projeye yer vermeye çalışıyorum. Sadece bir tarafa kanalize olmuyorum. Çekmemi istediğiniz videolar, modeller, merak ettiğiniz onları da sorabilirsiniz. Talepte de bulunabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli ve önemli. Bu rengim burada tamamlandı. Şimdi açık mavi renge geçelim. Aynı parçadan 2 adet şu şekilde hazırladım. Başta yoktu, yeni aldım. O yüzden şunu tek kat yaptım. Mavi ip birden kalın geldi. Kalın. Bunun böyle olacağını bilseydim şunu 2 kat yapardım. Şimdi sökmeyeceğim. Ama siz o şekilde dengeleyin. Eğer bu çok ince ve diğeri kalınsa Bunu 2 kat olarak örün. İnce istiyorsanız ve böyle azıcık gerekiyorsa da işinizi görecek kadar yerde de şu ipi kesebilirsiniz, inceltebilirsiniz. Şöyle şuradan şunu makasla keserek inceltebilirsiniz. Yine de bu ip kalın olduğu için şu şekilde ben asıldım ve yün uzatır gibi bunu da uzattım, faydası oluyor. Şu birleştirme işleminden sonra üst sırada maviye geçerken şuradan ilmeğimi alıyorum. Şunun içinden geçecek ya, şu da var. Şu ip kalacak. Lacivert yerine maviyi geçiriyorum içinden. Yine 2 zincirle çıkıyorum. Arttırma konusundaki bir püf noktasını makaron çantada vermiştim, yuvarlak örgüde. 1. sırada her şeye çift örüyorum. Her ilmeği çift örüyorum. 2. sırada bir örüyorum, ikinciyi çift örüyorum. 3. sırada 2 tane tek örüyorum, 3.'yü çift örüyorum. Yani her bir sıranın sayısında sıranın adedindeki ilmeği çift örüyorum. 7. sırada 7. ilmeği çift örüyorum. Onun gibi. Ama burada ipim kalın çıktığı için ilk başta açılma olmaması için çift ilmekle başlayacağım. Yine arttırma işlemini şurada anlatmış olduğum iç kısımdan yapalım. Düşmemesi için. Ve çift. Şimdi bir tek. Ve bir çift. 2 adet. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna aynı teknikle kapattıktan sonra şuradaki ilk trabzanın arkada kalmasını engellemek için şuradan yandan alıyorum. Şunu yine içinden geçirelim ve buradan başlayalım örgüye. Şimdi burada 1, 2 ve 3. sırada 2 tek, 1 çift. 3. de arttıracağım. Arttırma işlemini ilk ilmekte yapayım. Tekrar 1 ve şimdi çift. Eğer bunu yaparken ipinizden dolayı veya örgünüzden dolayı herhangi bir marullanma veya kasma olursa, 3. de arttırırken kasma olursa bir tek bir çift olarak arada birkaç tane ekstradan trabzan ekleyebilirsiniz. Eğer marullanma olursa, çok kalın bir ip olursa olabilir. O zaman da 3 tek bir çift gibi ayarlama yapabilirsiniz. Ama ortalama en güzel sonuç her sıranın numarasında çift örerek sağlanıyor. Ben bunu çok denedim çünkü. Denediğim için de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. İnşallah o halımın projesi de bitecek ve onu da göstereceğim. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Önemli olan şu sıralardaki ilmek sayısının eşit olması. Beyaz ipim biraz daha ince. Şimdi ipin inceliği, kalınlığı değiştiği zaman arttırma işlemi de değişiyor demiştim. Normalde şu göbek hariç 1, 2, 3 ve 4. sıradayım. Normalde 4. ilmekleri çift örecektim. Ama ipim ince olduğu için o arttırma bana yeterli gelmez. Ben de bir alt sıradakinin aynısını uygulayacağım. Yani 3. ilmekleri çift öreceğim bu sırada. İlk ilmeğimi yine çift örüyorum, arası açık kalmasın diye. Bir adet. Tekrar 1 adet. Ve bu 2 adet. Yine şu bölgede şu aradan arttırıyorum. İki tek, bir çift. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Beyazın ilk sırasını tamamladım. 2. sırada yine yandan başladım. 2 zincire yukarıya çıktım. Şimdi yine ilk ilmeğimi 2 defa örüyorum. artırma yapmış oluyorum. Bir örüyorum. Tekrar bir örüyorum. Tekrar bir örüyorum. Ve iki örüyorum. Üç tek, bir çift olmak üzere bu sırayı tamamlayalım. Dördüncü rengimiz açık limon sarısı. Daha önceki sıralarda olduğu gibi son sırayı kapattık. Ve şu yandaki renk geçişini sağlarken yine burada çift alıyorum. Üç adet tek ördüm. Şimdi çift örüyorum. Doldu renkleri ve bu şekilde sırayı tamamlayalım. 2 adet zincire yukarıya çıktım, alıyorum. Yine buraya çift öreceğim. Bir alt sırada 1, 2, 3 yapıp dördüncü de çift batmıştık. Şimdi yine 1, 2, 3 bir tane daha yapıyorum. 4 1, 2, 3, 4 beşinci de 2. Penye iplerle örülebilecek modellerin albümünü Facebook'taki hobi mühendisi sayfamda Hanım El Örgü Dünyası sayfalarımda paylaştım. Linkini yine aşağıda vereceğim. Açıklama bölümünde. Oradan fikir alabilirsiniz. Nazar boncukları hazır. Aynı mavi bir göz gibi oldu. Tam ölçüyü veriyorum. 38 santimetre. İsterseniz astar geçirebilirsiniz. İnce bir astar. Ben geçirmiyorum. Şimdi kenar kısımlarının dikişini yapacağız. Bütün çevredeki son ilmek sayım 97 adet. Son sıralarda ilmek sayısı 1-2 tane fark edebilir. İki parça arasında onu dengelerseniz sıkıntı kalmaz. İkisinin eşit olmasına dikkat edelim. Makaron çantada da yaptığım gibi bunu karşılıklı olarak birleştireceğim. Zincir yürütme dediğimiz, kenar biyese dediğimiz yöntemle yapacağım. Şu iki parçanın şu iç kısımlarına, şunlara ve şuna ilmeklerin iç kısımlarına tığımı geçirerek birleştirme işlemini yapacağım. Şimdi başlıyorum. Şuradan ve şuradan iç kısımlardan geçirdim. İpi aldım ve tekrar içinden geçirdim. Çeşitli şekillerde birleştirebilirsiniz. Dikiş de olur. Ara kısma bant örerek, şerit örerek çantanın hacmini biraz daha genişletebilirsiniz. Çantam zaten geniş olduğu için o şekilde yapmıyorum. Sadece 3 sıra bir zincir görüntüsü var. Ağız genişliği istediğim boyutta kalıncaya kadar bırakacağım ve bütün etrafını bu şekilde dolaşacağım. Kısımda 25 ilmek kaldı. Şu ağız kısmında bıraktığım açıklığın biyesini çalışalım. Şuradan itibaren tek olarak içerisinden geçiriyorum. Ve çok gevşek bırakmıyorum, ağız kısmının biraz derli toplu durması için yapıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir daha içerisinden geçiriyoruz. Tekrar şu kısmı dengelemiş olduk. İki sıra sarı ipimiz kadar, yani yaklaşık olarak 6 santimetre, şöyle 6 santimetre kadar aşağıdan monte edeceğim.